Yayındayız. Çünkü harika bir 23 Nisan haftası ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlikleri çerçevesinde de yayın üstüne yayın yaşanıyor, yaşanacak bugün. O yüzden biz bugün 18'de karşınızdayız. Bizden sonra çok fazla yayın olacak, birazdan söyleyeceğim. Muhteşem bir konumuz var bugün. Muhteşem konuklarım var. Türk müzik yaşamının önemli yapı taşlarından büyük besteci, söz yazarı ve müzik eğitimcisi Muammer Sun bizimle birlikte ve Türkiye'nin en sevilen gruplarından, en sevilen solistlerinden sevgili Nejat Yavaşoğulları, yani grup bulutsuzluk özleminden bahsediyorum. Bizimle birlikte Türkiye'nin en sevilen, en çok dinlenen harika caz korosunun harika şefi sevgili Hafif Gözbek de bizimle birlikte bugün. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle hepinizin bu büyük bayramını kutluyorum. Herkesin, tüm konuklarımın ve Türkiye'nin büyük bayramını kutluyorum. Güzel bir 23 Nisan haftasıyla başladık. Bugün size Sayın Hocamız Muammer Sun'un İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkartılan 23 Nisan'ın 100. yıl dönümü şerefine ve adına çıkartılan bu muhteşem albümünden bahsederek başlıyoruz programımıza. Zaten daha çok bu albümü konuşacağız. Albümün ismi Nesilden Nesile Çocuk Şarkıları. Muammer Sun'un beste ve söz yazarlığı yaptığı şarkıları Devlet Çocuk Korosu seslendirdi. Şef Ahter Destan şefliğinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 şarkı 100. yıl şerefine çocuklara armağan edildi. Müzik platformlarında yayınlanacak bu şarkılar ve ücretsiz olarak okullara ve çocuklara dağıtılacak. Hocam, hoş geldiniz, şeref verdiniz ve çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel armağan için, çocuklara verdiğiniz, atfettiğiniz bu güzel armağan için de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben de size çok teşekkür ederim. Tabii sevgili diğer iki konuğum da sizin ismini duyar duymaz buraya bize katılmaz olur mu? Çünkü ikisi de sizin şarkılarınızı şimdi sizlerden şarkıları hem seslendirecek ve Boğaziçi Caz Korosu'ndan da harika sizin şarkınızın şarkınıza yapılmış harika bir klip izleyeceğiz birazdan. Ve önce bu albümü bir konuşalım mı? Konuşalım, buyurun. Bu proje size geldiğinde neler hissettiniz? Bu albümün çıkış öyküsünü bize anlatır mısınız lütfen? Bu albümün adı sizin de söylediğiniz gibi Nesilden Nesile Çocuk Şarkıları. Bu teklif geldiği zaman bana belediyeden çok sevindim. Çünkü uzun yıllardır benim bu şarkılarım bilinir ve söylenir ama bir CD'si yoktu. Türk çocuklarına bu güzel günde, bu kutsal diyebileceğim 23 Nisan gününde hediye edilmesi beni çok mutlu etti. Bunlar nesilden nesile denmesini de sevdim. Belediye koydu bu ismi. Çünkü 65 yıllık bir sürecin içinde bestelenmiş yüzlerce şarkıdan seçilmiş 23 şarkıydı. Bu şarkıları ben aslında çok bu duyuyorum. Şarkılardan biraz örnek vereyim mi hocam ben bizi şu anda tabii izleyenler için? Nesilden nesile diyoruz, dillere pelesenk olmuş, yapışmış, hepimizin aslında hafızalarından silinmeyen 1970'li yıllardan beri bakın ne şarkılar vardır. Pazara gidelim. Nejat, Masih, siz de söylemek ister misiniz bazı şarkı isimlerini? Albümdekileri de söylüyorum tabii. Biz Atatürk gençliği, gençleriyiz ki az sonra Boğaziçi Caz Korosu'nun bu klibini de izleyeceğiz. Minicik bir tavşan. Bunları kimler bilmiyor ki aslında? Annemize türkü. Yeni yıl, yeni yaş türküsü. Gel bize, katıl bize. Tik tak saat. Yağmur türküsü, ağaç türküsü. Geçsem Anadolu'yu. Bir dünya yaratalım. İnatçı iki keçi. Bu hocam tam köprüyü de karşılaşmış değil mi? Evet, evet. Kimler bilmiyor ki bu şarkıları? Buyurun hocam, devam edin sözünüzü. Şarkılarınızla kestim, kusura bakmayın. Estağfurullah. Bunlar söylediğim gibi 65 yıllık, yani 1955'lerden beri bestelediğim 100 küsur şarkıdan seçilmiş 23 şarkıydı. Fakat hiç CD'si yoktu bizim tarafından yapılmış. Bazı korsan parçalar aldılar, kullandılar. Hı hı. Ama böyle toplu bir şey yoktu.
Belediyeden bu teklif geldiği zaman memnuniyetle karşıladım. Gerçi farklı bir CD olacaktı. Beşiktaş Belediyesi'nin çocuk korosu şefleri değerli müzisyen Güneş Kaya yönetiminde bir CD yapacaklardı ve sonuna gelmişlerdi çalışmalarının. Tam o sırada korona belası çıktı. Maalesef onların kaydı yarım kaldı. Bu sırada elimizde bulunan Sayın Ahter Destan'ın kaydettiği bu parçaları sunduk ve bunlar CD haline getirildi. Ahter Destan da çok iyi bir şef ve eğitimci. Onun için icralardan da memnunum. Güneş'i de inşallah başka zaman daha güzel şeyler yapar diye düşünüyorum. Ama önemli olan 23 Nisan gününde çocuklarımıza bu şarkıların bir arada sunulmasıydı. Bunun için kesinlikle ben belediyeye müteşekkirim. Ellerinize sağlık gerçekten ve bu projeden dolayı belediyemize de çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar bu nesilden nesile şarkılarla buluşacak. Sevgili Masis, sana geleceğim birazdan çünkü hocayla çok güzel anıların ve çok güzel bir birlikteliğin de var, ama önce Nejat'a bir uğrayalım mı o kareye, ne dersin? Şöyle tam o şarkılardan konuşurken biz Nejat Yavaşoğulları'nı şimdi bir çocuk şarkısıyla acaba seslensek sevdiklerine ne kadar değişik ve güzel olacak, ama senin için de çok anlamlı değil mi Nejat bu? Evet, her şeyden önce 23 Nisan'ın 100. yıl dönümünde bütün bunları konuşmamız ve bunları ortaya koymamız, demin bahsettiğimiz CD gibi, bunlar çok önemli. Çünkü 23 Nisan çok önemli bir gün bu topraklarda yaşayan bizler için. Kurtuluş Savaşı'na öncülük eden meclisin kuruluş yıl dönümü ve zamanının ötesinde diyeceğim artık, bir düşünür, bir asker, bir büyük devlet adamı Atatürk. Bunu çocuklara ilk defa bir bayram günü olarak çocuklara da bunu armağan etmesi bambaşka bir şey. Her geçen gün biz de hayatımızı sürdürdükçe her geçen gün bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış oluyoruz. İşte o yüzden de böyle bir giriş yapmak istedim. 23 Nisan çocukluğumuzdan beri heyecanla o gün sabah kalkıp okula gittiğimiz, şiirlerin marşlarını okunduğu, bir heyecan duyduğumuz gündü. Bugün yine bir 23 Nisan şenliğindeyiz. Aradan çok yıllar geçmiş olsa da benim için, hani bir okul dışında. Yine 23 Nisan'ı kutluyoruz. Sonuçta biz de çocuk sayılırız yani. Tarih önünde bakarsak. Ya da içimizdeki çocuk hala değilim. Evet. Hala içimizdeki çocuğu yanımızda taşıyoruz. Buna Muammer Bey'i de dahil ediyorum. İçimizde en tecrübeli olan kişi olarak onun da içinde o çocuğun yaşadığını düşündüm bir anda. Yani ben de bir şarkı söyleyeyim şimdi o zaman, çocuk şarkısı. Haydi lütfen. Yine bir de o zaman Muammer Sum'dan bir çocuk şarkısı yani, diyelim. Tamam. Hangisini söylüyoruz? Biz Şen Gemicileriz değil mi Masih? Öyle öyle. Nejat abi onu söyleyecekti. Bakalım nasıl söyleyecek. Biz Şen Gemicileriz. Biz Şen Gemicileriz, ne hoş gezeriz. Biz Şen Gemicileriz, ne hoş gezeriz. Gece gündüz sabah akşam sefer ederiz. Gece gündüz sabah akşam sefer ederiz. Çıkırıp çakarak, çıkırıp çakarak makara çekeriz. Çıkırıp çakarak, çıkırıp çakarak makara çekeriz. Eya molla, eya hissa sefer ederiz. Eya molla, eya hissa sefer ederiz. Ağlar gibi dalgaları aşar geçeriz. Ağlar gibi dalgaları aşar sekeriz. Kaptanımız günü çalar molla ederiz. Kaptanımız günü çalar molla ederiz. Çıkırıp çakarak,
Harika. Ah, bu sene maalesef şarkılar, alkışlar böyle uzaklardan olacak ama gönüller bir. Ama 23 Nisan coşkusu her zaman olduğu gibi bu sene de tabii ki devam edecek. Çok büyük bayram bu bayram. Herkese kutlu olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Nasıl geldi sesler? Ebru, güzel harika geldi abi mi? Harika, güzeldi, harika çok abi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Şarkı da harika. Masi, senin evet. En unutamadığın Muammer Sun şarkısı hangisi? Yani bu herhalde Türkiye'nin de unutamadığı, hatta bizim hocayla tanışmamıza da vesile olan onun yazısıyla En Tarihi Ala Benziyor türküsü aslında bizim için. Hatta mısın? O tanışma mı şekerli. Hadi mırıldanabilirsin vay, lütfen. Kaymaklı mısın? Vay vay, şekerli misin? Vay vay, kaymaklı mısın? Vay diye başlar ve nerelere gitti bu şarkı tabii ki. Hocam da izin verirse ben tanışma hikayemizi anlatayım hazır bu şarkı geldiyse, çünkü çok ilginç, benim için unutulmaz bir anıdır. Hocam ne dersiniz, basisten tanışma öykünüz gelsin mi? Sevinirim, mutlu olurum. 2013 zaman. Gezi zamanları biz hocanın En Tarihi Ala Benziyor'unu zaten uzun zamandır repertuarımızda seslendiriyorduk Boğaziçi Caz Korosu'yla, birçok işte yurt içi yurt dışı konserlerde, yarışmalarda ve işte Gezi Parkı'ndayken de bir şeyler söyleyelim dedik herkese. Sonra bir arkadaşımız, korodan bir arkadaşımız, bir baktık ki bize yetişmeye çalışırken iş yerinden bize bir mesaj göndermiş. Ya arkadaşlar, böyle böyle işte bu eserin sözlerini değiştirdim diye. Önce bir kızılcıklar oldu mu değiştirdik, söyledik. Gece vakti de kendi kendimize parktayken ikinci olarak En Tarihi Ala Benziyor'u değiştirmiş. İşte çapulcu musun vay vay diye, zaten yani muhtemelen herkesin bildiği bu söz düzenlemesiyle. Evet, öğrendik onu. Muammer Hoca'nın düzenlemesidir o seslendirdiğimiz. Ve o süreçte de bir Kadıköy'de bir konser, büyük bir festival yapıldı. Hatta Necat abi siz de var mıydınız? Evet, 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 evet. Oradaydık beraber. Gazdan Adam Festivali. Ve kuliste o kadar büyük bir gürültü var ki, çünkü kimi ararsanız orada sahneye çıkıyor arka arkaya, müthiş bir coşku, yani yüz binler falan var seyirci, belki daha fazla. Neyse, bir anda telefonum çaldı benim, arkada koşturuyorum, sahneye çıkacağız biz de birazdan. Atilla abi, Atilla Çağdaş Değer, ona da buradan selamlar olsun eğer izliyorsa. Selamlar alo, Atilla Bey. Alo efendim dedim. Masis dedi, zor duyuyorum zaten sesini ama Masis dedi, bak sana kimi vereceğim, telefonda biri var seninle konuşmak istiyor dedi. Ben de tam anlamamışken bir ses geldi. Merhaba Masis, ben Muammer Sun dedi. Ben tabii ki inanılmaz bir şoktayım o sırada. Bizim için yani gözümüzde çok çok ayrı bir yeri olan inanılmaz bir müzik adamı, müzik eğitimcisi, besteci, çok değerli bir insan. Ben onun sesini o gürültü içerisinde duymanın şokuyla ve henüz olaylar o kadar hızlı gelişti ki biz hocayı alıp hani bunu böyle böyle yaptık biz ama çok spontane bir şekilde ilerledi. Yarım saat içinde her şey olup bitti zaten Gezi'de. Yani sizin rızanızı alamadık, bir mahsuru var mıdır sizin için demeye fırsat bulamadan o bizi aradı. İşte ona derken böyle böyle hocam işte şimdi televizyonda izliyorum dedi. Çok mutlu oldum, çok gururlandım. Sizin vesilenizle ben de çapulcu oldum dedi. Onunla tanışmamız böyledir. Güzel bir tanışma. Hiç unutmuyorum, hiç unutulmaz bir anı benim için. Çok değerli, hayatımın en değerli anlarından biridir. Kendisine tekrar tekrar defalarca teşekkür ederim. Yani bizlere değil, bu ülkeye, kültürümüze, müziğimize kattıkları çok çok tarif edilemez. Ve sağ olsun hala Ankara'daki bütün konserlerimize gelir, gelebildiği ölçüde konser sonunda gitmez, bizlerle mutlaka görüşür. Hepimizi tebrik eder, gönülden, içten, kalpten
şekilde. O yüzden çok mutluyum onunla aynı çağda yaşadığım için. Yani hocam sizle tabii ki burada onunla diyorum ama siz de buradasınız. Biz de çok mutluyuz zaten. Çocukluğumuz Muammer Ersun'un şarkılarıyla geçti. Okul marşlarıyla, türküleriyle geçti aslında. Ya ve belki ki, de bu yayın kesişmiş. Çok değerli aslında, evet. Arkadaşlar. Bu yayın çok değerli. Çünkü o muhteşem şarkıların, türkülerin yazarı, bestecisi şu anda karşımızda. Biz de bu sayede, bu albüm sayesinde aslında o muhteşem insanı işte herkese tanıştırıyoruz bizi şu anda izleyenlerle. Hocam kaç hala tane... tanımayan varsa öyle diyeyim yani ben. Hala tanımayan yüzünü varsa... Yüzünü gösteriyoruz, tanıştırıyoruz artık, ama bu şarkıları biliyoruz ama tabii arkasındaki ismi bilmeyenler olduysa da şu anda görüyorlar büyük ustayı. Büyük bir şeref duyuyorum bu yayını yaptığım için hocam. Allah sizlere uzun ömürler versin. Daha da belki şarkılarınızı dinlemeye devam ederiz. Yeniler var mı hocam? Var tabii. Var. Zaten 100'den fazla çocuk şarkısı var. 80 koro eseri var. Bir sürü orkestra, koro vesaire için eserler var. Hı hı. Ama bu şimdi çocuk şarkıları üzerinde konuşmamız nasip oldu. Masisi ve sizleri dinlerken de zevkten 4 kişi olmuş vaziyette. 4 kulak, 4 göz izliyorum sizi. Çok mutluyum ben de. İyi ki Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçmiş, Büyük Millet Meclisi'ni kurmuş, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış ve meclisten yürütmüş. Bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi çok önemli bir merkez olmuş. Yani padişahlıktan halk yönetimine geçtiğimiz anlayışın simgesi olmuş. Bugün de o simge olma amacına uygun olmasını diliyoruz. Ve kutluyoruz herkesi, bütün çocukları, bütün büyükleri 23 Nisan'ın 100. yılını yaşayabildiğimiz için büyük mutluluk duyuyoruz ve herkesi de kutluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Tam 23 Nisan'ı konuşmuşken ve sevgili Masis'ten sözü alıp size geçtikten sonra tekrar Masis'e doğru gidelim mi? Ne dersiniz Nejat? Boğaziçi Jazz Korosu'nun şu harika klibini izleyelim istiyorum. Evet, çok iyi olur. Boğaziçi Jazz Korosu Sayın Muammer Su'nun şarkılarından biri. Lütfen Aslı sen devam et. Benden önce sen anlat istersen Masis yaptığımız klibi ve oradan da klibi hep birlikte izleyelim. Bu koroda aslında yani o klipte Magma Filharmoni Korosu adıyla ailemizin birçok farklı korosundan insanlar bir araya geldi. Büyük bir coşkuyla bizim provalarımızı yürüttüğümüz Yücel Kültür Vakfı'nda bu eseri tabii ki hocamızın da iznini alarak, hocamızdan da izin alarak bunu çok coşkuyla kaydettik. Ve sanırım 2 yıl önce olması gerekiyor. 10 Kasım'da paylaşmıştık. Atatürk için ve gerçekten sözlerini de hissederek söylediğimizi düşünüyorum. Hepimizin bugünlerde daha da bu sözlerin anlamını doldurması çok iyi idrak etmesi gerekiyor. Biz Atatürk gençleriyiz ve sözleriyle dikkatlice dinlersek müziği bence çok güzel bir enerjiyle dolacağız birazdan. O zaman hadi hep birlikte kulaklarımızı kabartalım, gözlerimizi açalım ve biz Atatürk gençleriyiz klibini izleyelim. Oh,
Elinize ağzınıza sağlık. Gerçekten çok güzel ve duygusal bir. Evet, tam da bugünlere değil mi? Muammer hocamızın eline yüreğine sağlık. Yani o olmasa bizler de bunları seslendiremeyiz. Yani iyi ki var. Siz de güzel seslendirmişsiniz. Çok güzel. Sağ olun hocam. Boğaziçi Caz Korosu zaten neyi kötü seslendirir ki? Şimdi Muammer hocam, şarkılarınızdan bahsederken Anadolu topraklarından topraklarına dayalı müzikler diyorsunuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarının kültüründen besleniyor benim şarkılarım diyorsunuz. Ben burada aslında bu sizin ifadenizden hemen Nejat'a geçmek istiyorum. Nejat, çok böyle benzer ifadeler bunlar. Hani sizin grubunuzun, sizin şarkılarınızın bestelerinizle öyle değil mi? Öyle tabii. Yani şöyle diyeyim, ben de şimdi burada bir parantez açayım. Hı. Yani biz yani bulutsuzluk özlemi olarak yaptığımız müzikte ya bu toprağın sesinin istesek de istemesek de müziğine, grubumuzun müziğine geçeceğini düşünüyorduk zaten. Ve de öyle oldu. Aynı zamanda da evrensel değerlere sahip olsun istiyorduk. Kendimizi birlikte müzik yaptığımız bir nesli çok daha geniş olarak dünyadaki nesilleri de birlikte müzik yapıyoruz diye düşünüyorduk ve rekabetimize onları da alıyorduk. Yani hiçbir zaman için böyle kendi etnik coğrafyasına sıkışmış olmak istemiyorduk. Yani şahsen ben öyle düşünüyordum. Evet. Daha evrensel olmalı her yaptığımız şey diyordum. Ama bugün bizim müziğimizi dinleyip de eleştiren insanlar bunu Anadolu rock tarzına sokanlar da var. Hani biz o kadar gerçek Anadolu rock yapanlar gibi değiliz ama onu hissediyorlar yani şarkılardan. Bazı arada bir çıkan o makamlardan veya bu toprağa ait olan şeylerden, seslerden ve düşüncelerden izlenimler buluyorlar. Ve o bakımdan da hani toplumumuz, ben şöyle diyorum, biz sesi çıkarttık, sizler çoğalttınız diyorum o insanlara. Yani güzel bir yer edindi bulutsuzluk özlemi. Evet, hem evrensel olsun diye düşündük, hem bu topraklardan çıkıyor diyorsunuz siz de, hem de evrensellik diyorsunuz. Tam da Muammer Sun bestelerinde olduğu gibi aslında hocam, bu yerel motif mi acaba bu kadar sizin şarkılarınızın unutulmamasını sağlayan, dillerden, kulaklardan ve hafızalardan silinmemesini sağlayan sebep ve sebebi. Tabii. Bana göre birçok faktör var. Bir tanesi müzik yapısının Anadolu'nun, Türkiye'nin müzik yapısına uyması. İkincisi sözlerinin günlük yaşamla, çocuk yaşamıyla doğrudan bağlantılı olması ve müzikle sözün hem ritmik açıdan hem vurgu açısından uygunluğu. Çocukların ağzına oturuyor şarkılar. Onun için seviyorum. Evet. Eğer sevmedikleri bir şarkı olursa öğretmen öğretse de kısa bir sürede unutuyorlar. Unutulur. Girmiyor. Ben günlük yaşamda yaşayacak şarkılar yapmak istiyorum. Ve galiba oluyor da, çünkü 60'lardan beri yaptığım şarkılar yaşıyor, seviliyor, söyleniyor. Bu da bana mutluluk veriyor. Boşuna çalışmamışız diye. Yani peki, Türk halkının duygusuna, düşüncesine, yaşamına uygun müzikler yapmak istiyorum. Öyle oluyor. Nasıl yazmaya başladınız? Çocuk şarkısı nasıl yapmaya başladınız? Çocuk şarkısı ta askeri müzik okulundayken, ben öğrenciyken, yani 40'lı yılların sonlarında, 47-50 arasında birçok tek sesli ezgi yazmıştım. Sonra konservatuara girdim, kompozisyon bölümüne 1953'te. Orada ciddi kompozisyon eğitimi aldım Adnan Saygun ve birçok değerli öğretmenden. Sonra da
o türlü şarkılar yazmaya devam ettim. Orkestra için, koro için, orkestra ve koro için, solistler için birçok eserim var. Ama hep arada çocuk şarkısı yazmam devam etti. Çocuklarım olduğu zaman da işte söylemiştim, ilk çocuğum olduğu zaman kızım müride, ona hediye alacak param yoktu. 50'li yıllarda yeni yılın yeni yaşın kutlu olsun diye şarkı yazdım. Sonra sözlü şarkılar devam etti. Ankara Radyosu TRT kurulduktan sonra müzikli çocuk oyunları ısmarlıyordu bestecilere. Cemal Reşit Rey, Hikmet Şimşek, Firit Tüzün, ben, Sarper Özsan, birçok kişi çocuklu müzikli çocuk oyunları yazdık. Onların içerisinde de vardı bu şarkılar. Daha sonra da ben her fırsatta şarkı yazmaya devam ettim öteki eserlerin yanı sıra. Mesela çok sevdiğim bir anı Ağaç Türküsü'yle ilgilidir. 1965-67 arasında Ankara'da Mamak Muhabere Okulu'nda askerlik yaptım. O sırada Kara Kuvvetleri Komutanı Cemal Tural orduyu boş zamanlarında ağaç dikmekle görevlendiriliyordu. Biz de ordunun bir parçası olarak ağaç dikme çalışması yaptık. Birlikte giderdik askerlerle beraber. Keçikıran Tepesi diye adı üstünde Keçikıran, anlaşılan yeşillik hiç yok. Yahut da keçiler bitirmişler yeşilliği. Orada çukur kazar, ağaç dikerdik. Birçok ağaç diktik. O sırada bu ağaç türküsünü yazdım. Ve onu muhabire okulunda ağaç diken erlere ithaf ettim. Ve samimi düşüncem o ki cennet gibi kalsın ülkemiz, ağaç dikelim hep diye. Onu şarkılaştırmak istedim. O ağaç dikmenin de dışında okullarda ve her yerde yaygınlaşan bir şarkı oldu. Yani benim şarkılarım daha çok fonksiyonel, mesajı olan, günlük yaşama dokunan şarkılar ve onları ben seviyorum. Bu daha da zor değil mi? Yani çocuk şarkısı yapmak, illa bir mesaj vermek ve hem mesaj verip hem sevilip hem de nesiller boyu sürdürebilmek gerçekten ciddi ve ayrı bir başarı olsa gerek diye düşünüyorum. Bu mesajı sürekli verme çabası da zor değil mi çocuk şarkılarını yazarken? Mesajına bağlı diyelim. Mesaj günlük hayatla ilgiliyse, çocuğa ve insana yönelikse, onlara iyilik telkin eden sözlerse elbette yaşayıcı oluyor. Yani realiteyle, çocuğun gerçeğiyle, Türkiye'nin gerçeğiyle bağlantılı olursa mesajlar, yoksa bir slogan anlamına söylemiyorum mesaj kelimesini. Bir demek istediği bir şey var her şarkının. Evet. Ve o demek istediği şey de insana dokunuyor. Önemli olan bu dokunmasıydı. Ve şarkının da dile oturmasıydı. Yani birçok faktörün bir araya gelmesinden eğer başarı varsa birlikte oluyor bu başarı. Bir de herhalde mesaj verme kaygısından sadece sebepli değil ama zaten kişinin içinden geliyorsa o her şey çok daha kolaylaşır diye düşünüyorum ben de. Yani hocayı da az çok tanıdığım için. Yani o kaygıdan uzak zaten kalbinden içinden o geliyor. O yüzden de onları yazıya, müziğe dökmesi bence birçok kişinin yaşadığı zorluğa göre onun için çok daha akıcı bir herhalde eylem oluyordur. Ya burada Masis senin sözlerinden devam edersen ben hocamızın yaptığı iş hiç kolay değil aslında. Çünkü hani mesaj vereceğim diye bir şarkı yapıldığı zaman o pek şarkı gibi olmaz o tabii, ve halk onu anlar ve sevmez. Evet. Ama hocamız burada öyle demek ki o kadar doğal ve gerektiği gibi yapabilmiş ki. İçselleştirmek mi diyoruz evet, buna? Ya itici bir mesaj olarak almamış kimse. Yani böyle dikte edilen bir şey gibi. Hocamın dediği gibi o bu toprakların sesini yakalayıp o ezgilerden bir yakınlık kurmak, sözlerin samimiyeti, prozodiler güzel yapılmış şeyler ve o değerleri olduğu için zaten kalıcı ve nesilden nesile aktarılan şarkılar haline gelmiş. Bir de burada ben yine giriyorum sözünü abi, kusura bakma.
Estağfurullah. Şey kısmı tabii ki yani şarkı yazım kısmı başlı başına çok zor bir süreç ama belki de daha zor olanı her şeye rağmen yani hani Türkiye'de sanatla, müzikle ilgilenmek, uğraşmak bu kadar zorken ve hocanın da az çok bildiğim kadarıyla göğüslediği birçok zorluğa, yaşadığı birçok mücadeleye rağmen ayakta kalabilmesi ve o değerleri taşıyabilmesi aslında zor olan belki de. Tabii. O da çoktan başarmış olduğu için zaten geri kalan teknik süreçler yine bir şekilde yürüyordur. Asıl mesele çünkü o az önce söylediklerimde diye düşünüyorum. Evet. Hocamız bir efsane. Bu söylenenlere muhakkak bir yorumunuz vardır sizin de. Pardon. Nejat sözünü kestim, buyur. Ya şunu diyecektim. Hocamız bir efsane ve onunla birlikte 23 Nisan 100. yıl programını yapmış olmak bizim için de çok kalıcı bir anı, çok değerli bir anı. Aynen. Tabii. Evet. Bir de elimizde böyle bir albüm çıkartmış olmak, bunu tutuyor evet. olmak da bence çok Hı-hı. çok önemli. Hocamın müziklerinden derlenmiş. Çünkü hepsini bir arada toparlamak gerçekten çok güzel bir proje. Bu yüzden bu projeyi gerçekleştiren arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Şimdi hani mesajlar dedik ya, mesaj vermek aslında... hocam çok güzel mesajlar verdi çocuklara, eğitimcilere ve bu kadar sevilmesine ve dillerden dile mesillerdir süre gelmesine sebep oldu ama bir mesaj veren grup daha var burada şu karede, Nejat Yavaşoğulları'nın grubu. Her şeye bir mesaj verirler, hemen bir şey yazarlar aslında. Ya ama içselleştirir. Işte... Ne? Bu öbür karede de sevgili Masis'in grubu ise o mesajları, toplumsal mesajları hemen alıp seslendirirler. Yani aslında çok güzel birliktelik var bu karelerin içinde. Evet, bu karenin içinde dördüncü kişi olarak sen bütün bunları toparlayıp topluma yayıyorsun. Güzel bir mesaj programı oldu. Evet. Şimdi bugünlerde çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Korona belası yaşıyoruz. Ya, hocamın evet. da söylediği gibi. Şimdi buradan Masis ve sevgili hocam muhakkak Nejat'ın bir mesaj şarkısı vardır diye düşünüyorum. Var mı? Ya var mı derken şöyle bir şey. Ben her şey güzel olacak diye bir şarkı düşünmüştüm epey önce yani. Sonra onunla uğraşmamıştım. Fakat son geçtiğimiz yıl o şarkıyı bitireyim dedim. Her şey güzel olacak diye. Onu çalabilirim şimdi. Yani, ne dersiniz hocam? Harika olur. Şimdi bugün hava bulutlu. Hani bulutsuzluğu da özlüyoruz diyelim. Bulutsuzluk koronadan kurtulduğumuz günler olsun. İnşallah çabuk. Ben isterseniz şimdi o şarkıyı size kısa bir şekilde dinleteyim. Süper. Dinletebilirim. Süper. Tamam. Tabii ki. Onun için kulaklığımı çıkartmam lazım bir dakika. Tamam. Bugün ne güzel bir gün, yepyeni bir gün bugün. Bugün ne güzel bir gün, yepyeni bir gün bugün. Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak. Zaman 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 zaman, her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak. Zaman 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 zaman. Şöyle bir kendimi güneşe verebilseydim, şu mavi gökyüzüne kalabilseydim, karnım olsaydı tok, sırtım olsaydı pek, umut yerine ekmek yiyebilseydim. Bugün ne güzel bir gün, yepyeni bir gün bugün. Bugün ne güzel bir gün, yepyeni bir gün bugün. Her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel olacak, her şey çok güzel.
tamam tamam. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak. Zaman 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 tamam. Harikasın. Çok güzel. Çok güzel. Nejat Bey'e teşekkür ederiz. Her şey çok güzel olacak inşallah. Hocam çok güzel hikayeler anlattınız şarkılarınızla. Hikaye anlatıcılığı da zor öyle değil mi? Şarkılar aracılığıyla. Evet. Yoksa her zaman yoksa kurulu bir hikayeniz var mıdır kafanızda çocuklar için? Konuya göre oluyor evet. Çocuklar her zaman hak ediyorlar bunu. Sevgi dolu çünkü. Hesapsız, uyumsuz, içtenlikli. Çocuk gibi düşününce de insan güzel şeyler yapabiliyor gibi geliyor bana. Bu Nejat Bey'e de bir temennide bulunmak istiyorum. Buyurun. Bu güzel şarkınızı daha çok söyleyin ve inşallah her şey güzel oldu diyebileceğim günler. İnşallah. Ve öyle güzel günleri biz de söyleyelim. İnşallah. İnşallah. Yavaş yavaş tabii ki sona geldik. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi. Şimdi yayınımızın da bir sonu olacak hocam. Sizden son cümlelerinizi alabilir miyiz? Hem 23 Nisan Çocuk Bayramımızın 100. yılı adına hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkartılan Nesilden Nesile Çocuk Şarkıları albümü ile ilgili. Yine gösteriyorum. Böyle çok değerli bir albüm. Bunu böyle kalbimde taşıyorum. Sağ olun. Ben de çok seviyorum albümü. İyi ki çıktı. Fakat 23 Nisan münasebetiyle adını almamız gereken en büyük kişi kuşkusuz ki Mustafa Kemal Atatürk. O olmasaydı bir şey olmazdı. Biz de olmazdık. Konuşamazdık da karşı karşıya şimdi. O derledi topladı Türk milletini. İşgal edilmiş Anadolu'yu kurtarmak için seferber etti her şeyi. Ve onun sayesinde Türkiye kurtuldu. Cumhuriyet kuruldu. Bugünlere geldik. Tabii 30'lu yıllarda bu ulusal egemenlik, milli hakimiyet bayramını da çocuklara ithaf etti. Bu bilindiği gibi dünyada hiçbir kimsenin yapmadığı bir şey. Çocuklara ithaf edilen bir bayram yok. Sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk çocuklarına hediye ettiği 23 Nisan var. O açıdan ben 23 Nisan'ı bir kurtuluşun başlangıcı, bir savaşın ana karargahı, bir Türkiye'nin mutluluklara ulaşmasının çok önemli bir temeli sayıyorum. Onun için kutsal bir gün diyebiliriz diyorum 23 Nisan tarihine. Ve bu kutsal günün bütün Türk milletine, çocukları, büyükleri, herkes dahil kutlu olmasını diliyorum. Bu kutsal günde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu kısıtlı koşullarda bir şey yapma imkanı zayıfken bir çocuk şarkısı, CD'si çıkarması ayrıca anlam taşıyor. Yani çocuklar bizim için olduğu gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi içinde kutsal yaratıklar ve onların sevindirilmesi lazım. Bu işi yerine getiriyor Büyükşehir Belediyesi. Ben bu iş böyle ele alıp sonuçlandırdığı için de ilgilileri, yetkilileri kutluyorum. Çok iyi bir şey yaptılar. Benzeri kültür sanat faaliyetlerine ağırlık vermelerini de temenni ederim. Bu program içinde, bu programda yer alan kişileri kutluyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız ve iyi ki sağ olun hocam. İyi ki birlikteyiz bugün. Teşekkür ederim. Sevgili Nejat, sevgili Masih, sizden de son cümlelerinizi alabilir miyim? Bu arada albümümüz eğer elinize geçmezse tüm dijital müzik platformlarından da indirebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Nesilden Nesile Çocuk Şarkıları albümünü. Evet arkadaşlar, buyurun. Nejat abi, son sözler sizde. Peki, ben hocamın söylediklerine
katılıyorum hani kapanış için söylediğine. Gerçekten bu 23 Nisan'ın önemini her geçen sene ben daha iyi anlamış vaziyetteyim. Bir kere hani Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği, meclisten yönetildi. Yani birisi çıkıp da etrafına topladığı kuvvetlerle bir şey yapmadı. Meclisten kararlar alınarak adım adım yapılan bir şey. Ve bu meclis o yüzden çok çok önemli. Kuruluş meclisimiz bizim ve onun değerini her zaman vermemiz lazım ve vereceğiz diye düşünüyorum. İkincisi bu böyle bir günü, meclisin açıldığı günü Anadolu'dan toplanan insanların Ankara'ya gelerek meclisin açıldığı 23 Nisan gününü çocuk bayramı yapılması başka bir geniş bir görüş açısı. Vizyon, ve, büyük bir vizyon evet, ve düşünürlük evet. gerektiriyor, evet. Evet, yani gerçekten öyle, onu daha da anlamlı hale getiriyor. Bunun kıymetini biliyoruz. Kendimizden sonra gelen nesillere de aktarmaya çalışıyoruz. Hocamla birlikte, Masis'le beraber ve senin de gayet güzel sunduğun bu programda bu programa katılmış olmaktan çok büyük bir mutluluk duydum ve çok da güzel bir program oldu. Yıllarca bir belge olarak da her zaman belki arada sırada ne konuşuldu, ne söylendi diye bakılacak bir program oldu bence. Teşekkür Herkese tebrikler. Necat. Büyükşehir Belediyesi'ne de tebrik ederim bu imkanı tanıdığı için tabii ki. Biz teşekkür ediyoruz. Evet Masis, aslında söz son söz büyüğündür. Tekrar sevgili hocamla bir cümleyle tekrar kapatacağım. Evet Masis. Bu harika program. Gerçekten çok teşekkür ederiz herkese böyle bir imkan bize tanıdığı için. Bugün aynı zamanda Dünya Günü 22 Nisan ve içinde bulunduğumuz şu zor süreçte biraz daha anlıyoruz. Yani dünyamıza ne kadar daha fazla özen göstermemiz gerektiğini, nasıl belki de yaşamamız gerektiğini bir şekilde zorla da olsa idrak ediyoruz. Ki bunun en başında bu insani değerler geliyor, vizyon geliyor. Aslında bu iki günün arka arkaya olması bizim için gerçekten çok şey anlatıyor. Çünkü evet. Atatürk'ün koyduğu ilkeler, Atatürk'ün ışığında yürüyen nesiller, çocuklar, gençler aslında bu dünyayı yaşanılır hale getirecek. Ve Muammer Hocam galiba yani Atatürk'ün yani o Cumhuriyet neslinin en değerli temsilcilerinden biri. Bize o değerleri bugünlere, çocuklara, gençlere taşıdığı için, bizlere bunu sürdürme şansını verdiği için ona bir kez daha bir yurttaş olarak ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız hocam ve meclisin öneminin her geçen gün daha da aslında hepimiz için arttığı bu günde de 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü canı gönülden kutluyorum bir genç olarak. Umarım nice güzel yarınlarımız olur. Cumhuriyetimize ve Atatürk'ün değerlerine sahip çıktığımız ve insanca yaşadığımız, barış, kardeşlik içinde yaşadığımız nice güzel bir dünya olur bizim için. Ve de günümüz gereği sağlıklı diyoruz tabii ki. Evet. Bunu daha önce demiyorduk. Artık sağlığın en büyük değer ve zenginlik olduğunu keşfettiğimiz veya tekrar anladığımız günlerde yaşıyoruz. Öyle değil mi hocam? Şimdi biz pazara gidelim bir tavuk alalımla, pazara gidelim bir elma alalımla alışveriş yapmayı bile öğrendik. Şimdi çocuklar biraz bu ekranlar yüzünden uzaklar aslında ve biraz önce Masis'in ve Necat'ın da hatırlattığı gibi birçok şeyi unutmuşken birçok şeyi tekrar hatırlamaya başlıyoruz. Ben daha önce yani ya da yakın çevreme şunu derim. Keşke eski Türk dizileri, yabancı diziler tekrar şu anda tam bugün bizler evlerdeyken o eski duyguları kabartacak, bize tekrar komşuluğu, sevgiyi, yardımlaşmayı, dayanışmayı anlatan diziler, filmler oynasa hep birlikteyken ailemizle. Ve diyorum ki yetişkinler için de keşke bu şarkıları da bir oturup siz de dinleseniz, sadece çocuklar değil. Aslında ne kadar güzel, İçinize ümit doğduracak, mutluluk hissi getirecek şarkılardır bunlar. Hem çocukluğumuzu da hatırlarız, hem de gerçekten sevgiye tekrar tekrar çok ihtiyacımız olan günleri yaşıyoruz. Öyle değil mi hocam? Son sözü veriyorum ve kapatıyorum. Son söz şarkılarım olsun.
şarkıları zaten küçükler olduğu gibi büyükler de biliyorlar ve söylüyorlar. Ben de insanın yaşamına bütünüyle girsin bu şarkılar istiyorum. Çünkü her şarkı daha da önce söylediğim gibi bir mesaj iletiyor. Yani iyilik yap, iyilik bul mesela bir mesaj. Yahut ağaç dikelim bir mesaj. Bütün şarkılarda bir mesaj var ve bunlar hem çocukların hem gençlerin hem de yetişkinlerin yararlanabileceği mesajlar. Atatürk'le ilgili sözler ve şarkılar ise bizim hayatımızın bütününü kapsıyor. Atatürk olmadan Türkiye olmazdı ve Atatürk olmadan bundan sonra da Türkiye olmaz. Atatürksüz bir Türkiye düşünülemez. O çağdaşlığın, insanlığın, her şeyin kapsayıcısı, her şeyi içinde taşıyan bir büyük değer. Onun için ben 23 Nisan bayramını kutlarken çocuklar ve büyükler için Atatürk'e tekrar minnet ve şükran duygularımı iletmek istiyorum. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hepimiz aynı şekilde aynı şükran ve minneti bildiriyoruz elbette.